Çok değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza hoş geldiniz. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, şehri yönetenlerin yıllardan beri tedbir almaması nedeniyle doğal olayların felakete dönüştüğünü belirterek, yaşanan sel felaketinde vizyon eksikliği ve rant hırsının en büyük sorunu olduğunu iddia etti. Usta, İYİ Parti İl Başkanlığı'nda Samsun'da yaşanan sel felaketi sonrası basın açıklaması yaptı. Sahada yaptığı incelemeler sonucunda büyük bir dram yaşandığını öne süren usta şunları söyledi. Maalesef doğal süreçlerin Samsun'da nasıl felakete dönüştüğünü hep beraber bir kez daha yaşamış olduk. Tabii Samsun 2004'ten beri AK Parti Büyükşehir açısından özellikle ve birçok belediye açısından da AK Partili yöneticiler tarafından, belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Hatta Yusuf Ziya Bey'in bir dönem diğer başka bir partiden belediye başkanlığında işin içerisine katarsak aslında 24 yıldır aynı kişi veya aynı siyasi partiler tarafından yönetilen bir Samsun var. Şimdi böyle olunca tabii bir kısım yapısal sorunların çözülmüş olmasını beklersiniz. Dolayısıyla hiçbir mazeret Samsun'un yaşadığı bu felaketlerin üstünü kapatamaz. Hiç kimsenin bir mazerete sığmaması gerekir. Hakikaten büyük dram yaşanıyor. Onu da görmek lazım. Özellikle bu işte binaların alt katlarında yaşayan, işte ekonomik durumu biraz daha zayıf olan insanların nasıl bir sıkıntı içerisinde olduğunu maalesef bugünkü yönetim görmüyor. Görmediğine inanıyoruz. Çünkü hala evinin içerisinde su olup suyu boşaltılmayan, işte oraya bir vidanjör veya neyse bir alet getirip suyu boşaltılmayan evler var. Daha öncesinde menfezler yapılmış fakat menfezler kanallara bağlanmıyor. Dolayısıyla yaptığınız bu projenin yani o büyük menfezlerinde bir anlamı olmuyor. Kimi yerlerde zaten ciddi menfez eksikliği var. Dediğim gibi şehrin bütününü kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla projeler ele alınmıyor. Bu çok temel bir sorun. Dolayısıyla o zaman da selle mücadelede yetersiz kalınıyor. Yağmur suyu için altyapı yetersizlikleri son derece yüksek. 1,5 ay içerisinde bir sanayiyi, işte eski sanayi 3 defa, Gülsan'ı 4 defa sel basmış. Ya bunun neresinde bir mazeret var? Nasıl bir mazeret olabilir? Sanayide bu selde de oldu yine. Dün de eski sanayi ve Gülsan'ı gezdik. Ciddi ekonomik kayıplar var. Yani orada hiçbir vatandaşın bize söylediği net şey şu, hiçbir hizmet yok. Sel gelmeden önce de yok, selden sonra da yapılan bir şey yok. Izgaralar, şimdi vatandaş şunu söylüyor, yani bir kişi söylese dersin ki yanılıyor olabilir. Ya herkesin söylediği bir şey var. Ya 15 yıldır biz burada şu ızgaraların temizlendiğini görmedik diyorlar. Logar kapaklarının üzerine beton dökülmüş. Şimdi ızgaraların temiz olmasa, logar kapaklarının üzerine beton dökülmüşse, selin yukarıdan aşağı gelmesini de zaten engellememişseniz, daha önce tedbirleri de almazsanız, her yağan yağmurda sanayi, sel basması artık kaçınılmaz bir hale geliyor. Bizim tespitlerimiz bu şekilde. Elbette yağmur yağacak, yağmur da yağsın istiyoruz ama yağan yağmurun bir felakete dönüşüp dönüşmemesi insanların elindeki bir şeydir. Yönetim yapması gereken işlerdir. Maalesef Samsun'u yönetenlerin Samsun'la ilgili tedbir almaması, yıllardan beri bu tedbirleri almamış olması Samsun'da her yağan yağmuru bir felakete dönüştürüyor. Biz Samsun'un kaderi bu olmamalıdır diyoruz ve buradan da yöneticileri bir kez daha sizlerin aracılığıyla ikaz etmek istiyoruz. İnşallah meclis açıldığında biz bunları mecliste tekrar gündemine getireceğiz. Yani artık insanlar yağmurdan korkar hale gelmişti. Biz bunu Samsun'da çok net bir şekilde gördük. Evet, katılımlarınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Varsa